Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Efendim 3 ay kaldı derken, 1 ay kaldı derken, 1 hafta kaldı, günler kaldı derken, saatler kaldı, seçime geldik çattık. Şimdi bu seçimden önce böyle grup grup toplantılar oldu. Onlardan bir tanesinde işte konuştuk, anlattık, işte şöyle oluyor. Türkiye'nin siyasi görünümü budur, ekonomik görünümü budur. Efendim şu senaryo gerçekleşirse böyle olur, bu senaryo gerçekleşirse böyle olur. Baya 2 saatten fazla süren bir sohbet oldu gelen dinleyicilerle. Sonunda birisi dedi ki ya ben bir son soruyu ben sormak istiyorum falan dedi. E buyurun sorun dedim. Dedi ki biz şimdi neye dua edelim? Ben de dedim ki beyefendi siz aslında neye dua edeceğinizi biliyorsunuz. Eminim onun için de dua ediyorsunuz. O yüzden bunu bize söyletmeye çalışmayın. Bunu ben söylemeyeyim. Siz zaten onun ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ona devam edin dedim. Salonda kahkahalar falan da oldu. Alkışlar falan da oldu. Tabii beyefendinin de çok hoşuna gitti bu şey. Şimdi aslında biz ne yapmak istediğimizi gayet biliyoruz arkadaşlar. Yani evet bazen hani başkalarından duymak istiyoruz. Sizler diyorsunuz ki ya bu benim aklımdan geçiyor ama benim söyleyemediğimi siz söyleyin. Siz gazetecisiniz. Biz de gazeteciyiz. İşte bağımsız gazeteci olarak, bağımsız medya olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz sizin de desteklerinizle. Ama bazı şeyleri de siz kendi kendinize söylemeyi bilin. Yani şimdi bu bir deyimimiz vardır bizim hani armudun sapı, üzümün çöpü. Armudun sapını, üzümün çöpünü ayıklayacağımız zamanlar da vardır. O zamanların gelmesini ben de çok istiyorum. Ama bazı durumlarda hani armudun sapı, üzümün çöpü bir tarafa bırakılarak neyin yapılması gerekiyorsa onun yapılması gerektiğini siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Şimdi bu seçimde herkes için söylüyorum. Çok dikkatli olmamız gereken bir şey var. Kullandığımız oy. Bir kere hani oy kullanmaya gidelim lütfen. Yani ya ona küstüm, buna küstüm dediğim gibi armudun sapı, üzümün çöpü falan değil. Gidin oyunuzu kullanın bir. İki, oyunuza sahip çıkın. Yani oyunuza sahip çıkın. Efendim falanca parti dikkat etmiyor da öteki parti bak ne güzel geliyor çalışıyor. Sizlerin de vatandaş olarak görevleriniz var. Üzerimize düşen hepimizin görev var. Çünkü hepimiz oy kullandığımız sandıkta ıslak imzalı tutanak teslim edilene kadar orada durup gözlemleme hakkına sahibiz. Bu hakkınızı kullanın. Sonra küçük bir şey ama söyleyeceğim. Yani 1 metreye yakın oy pusulaları göreceksiniz. Bunların oyların geçersiz kalmaması için örneğin yani damgayı vurunca şöyle hafif bir üfleyiverin. Sonra da ters katlayın. Yani damga başka bir oy pusulasına gelmeyecek şekilde katlayın ki oyunuz heba olmasın. Oyunuz yok yere çöpe gitmesin. Yani bu önemli. Bu her parti için geçerli. Bağımsız adaylar için de geçerli bu söylediğim. Yani hani yayın yasaklarına girmiyor bu söylediğim. Ama şimdi burada şey var. Oyumuzu neye göre vereceğiz? Ha, oyunuzu hakikaten işte şeye göre verin arkadaşlar. Hem aklınıza hem kalbinize sorup verin. Sadece aklımıza sorduğumuz zaman bazen işler karışıyor. Sadece kalbimize sorduğumuz zaman bazen işler çok daha fazla karışıyor. O yüzden hani ölçüp biçeceğiz. Ölçüp biçeceğiz. Burada örneğin kritik bir şey var. Şimdi büyük şehirlerde özellikle ama her şehirde, her şehirde. Şimdi bir ne için kullanacağız biz oyumuzu? Büyük şehirlerde büyükşehir belediye başkanı için. Sonra ya da diğer şehirlerde belediye başkanı için. Sonra oturduğumuz ilçedeki şey için, başkan için, belediye başkanı için. Sonra işte muhtar için. Bir de ne var? Bir de büyük şehirlerde il genel meclisi, diğer şehirlerde belediye meclisi üyelikleri için oy kullanacağız. Şimdi burası çok kritik. Çünkü şöyle bir anlayış var bizde. Bu kötü bir şey olarak söylemiyorum ama belki biraz bilmezlikten kaynaklanan bir şey var. Ya ben işte büyük şehirde tamam oyun boşa gitmesin. Falancaya vereyim. Tam kalbimin istediği değil ama aklımın istediği ona vereyim. Ama işte il genel meclisinde de şuraya vereyim. İşte onlar da küçük parti, onlar da belediye meclisine şey soksunlar, üye gönderebilsinler. Yani gerçekten demokratik bir düşünce. Demokratik bir düşünce fakat biraz kanun ne diyor ona da bakmak lazım. Çünkü
her verilen oy doğrudan o oy verilen partiyi ya da kişiyi, bağımsız aday olabilir, o ilin belediye meclisine sokmuyor ya da o büyük şehrin il genel meclisine sokmuyor. Niye? Çünkü mahalli idareler kanunu var. Onun bir 23. maddesi var. Hani nasıl bu il genel meclis üyelikleriyle belediye meclisi üyeliklerinin nasıl belirlendiğini gösteriyor. Arkadaşlar, o seçim bölgesinde, bakın Türkiye genelinde demiyorum, o seçim bölgesinde %10'u geçemiyorsa herhangi bir parti ya da bağımsız aday belediye meclisine üye gönderemiyor. Ancak %10'u geçmesi lazım. %10'u geçmesi lazım. Yani %10'u geçmeyeceğini tahmin ediyorsanız da ya ben vereyim de yine de işte rengim belli olsun, bu da bir demokratik tercihinizdir ama ondan sonra niye belediye meclisine girmedi deme hakkınız da olmuyor. Ve şöyle bir şey de var tabii, buralarda o seçim bölgesi için söylüyorum. O seçim bölgesi için hangi parti daha öndeyse o avantajlı oluyor. İl genel meclisinin belirlenmesi açısından ya da belediye meclisinin belirlenmesi açısından bu hakikaten önem taşıyan bir şey. Sonra başka şeylerde de dikkatli olmak gerekiyor. Oyumuzu kullandıktan sonra bir kere sakin olmak gerekiyor. Çünkü sinirler çelik gibi gergin. Herkesin siniri gergin. Dolayısıyla orada olmadık şeylerden, ki kışkırtıcılar da olabiliyor biliyorsunuz, her seçimde az ya da çok çıkıyor kışkırtmaya çalışanlar ortalığı. Sakin olmak lazım. Yani oyumuzu kullanırken de sakin olalım. Oyumuzu sayılırken, onu gözlerken de sakin olalım. Sakin olalım. Çünkü birileri sürekli olarak bu çatışmadan şey çıkarıyor. Yani kendisine bir fayda sağlamaya çalışıyor. Kaos çıkarmaya çalışıyor. Biraz sabır da gerekiyor. Demokratik sabır da gerekiyor. Şimdi şu var, özellikle 2023 seçimlerinden sonra hem iktidar seçmeninde hem muhalefet seçmeninde bir yılgınlık, bir apati diyorlar, işte ilgisizlik filan oluştu. Bu gerçi bakıyorum son haftalarda kırıldı. Son haftalarda bir seçim heyecanı tekrar geldi. Arkadaşlar, seçimler Türkiye için çok önemli. Türkiye için dünyanın sonu da değil. Yani bunu da böyle görmek lazım. Fakat yani diyorum ya, özellikle hani İstanbul seçimi önemli, Ankara seçimi önemli, İzmir, üç büyük şehir. Yani İstanbul'u düşünürseniz Türkiye'deki seçmenin beşte biri İstanbul'da. Yani ülke büyüklüğünde bir şehir, bütçesiyle öyle. Bir de hani İstanbul'u alan hani Türkiye'yi de yönetir gibi bir anlayış var. Hani böyle de bir şey var. Dolayısıyla özellikle İstanbul'da oturanların, ya neden önemli, bir size bir örnek vereyim. 2019'da 31 Mart seçimlerinde yine ne oldu? 13 bin farkla Ekrem İmamoğlu önde çıktı, itiraz edildi. İkinci tur seçimler yapıldı. İşte Ekrem İmamoğlu yine kazandı, bu defa 800 küsür bin farkla. Ama buradaki benim dikkatinizi çekmek istediğim 13 bin sayısı. İstanbul'da 33 bin kadar sandık var. Bakın, 13 bin farkla seçim kazanılmış olacaktı, itiraz edilmeseydi. 33 bin sandık var. Her sandıkta bir oy manipülasyona kurban gitse düşünün ne oluyor. O yüzden hepimize görev düşüyor. Bu bizim demokratik görevimizdir. Türkiye gibi bir ülke bu seçimlerin organizasyonu açısından az bulunur. Bakın yani koca bir ülke aynı gün içinde, birkaç saat içinde sonuçlar çıkar. Seçim gerçekten büyük bir organizasyondur. Bir de hani şöyle baktığınızda hani şey gibi bir durum hiç olmuyor. Yani böyle işte %60'la seçim, 70'le, 80'le, 90'la seçim kazanma diye bir şey yok. Başa baş gidiyor. Bu neyi gösteriyor? Türkiye'deki çoğulculuk geleneğinin hala yaşadığını gösteriyor. İşte buna sahip çıkmamız lazım. Nasıl sahip çıkacağız? Oylarımızla sahip çıkacağız. Gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. O oyumuzun heba olmadığını göreceğiz. Ondan emin olacağız. Ondan sonra evimize gideceğiz. Sonucu bekleyeceğiz. Ya da sonucun çıkmasını da bekliyorsak, aman ne kadar güzel. Bu bizim vatandaşlık görevimiz, vatandaşlık hakkımız. Başa dönerek bir şey söyleyeyim. Hani beyefendiye dedim ya, ya siz aslında neye dua edeceğinizi, hangi duaya amin diyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Bunu benim söylememi istiyorsunuz.
Siz kendi kendinize söyleyin. Zaten siz biliyorsunuz. Aklınızın sesini dinleyeceksiniz. Kalbinizin sesini dinleyeceksiniz. Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğinizi bileceksiniz ve ona göre oy kullanacaksınız. Sadece kalbinizle oy kullanmak çoğu zaman feci şekilde yanıtıyor. İşte o zaman armudun sapı, üzümün çöpü bahsine geliyoruz ki hakikaten bazen çıkmaz bir sokağa girdiğimizi fark ettiğimizde iş işten geçmiş oluyor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.